Biz Duru Film olarak bu filmi yapmak için bir araya geldik. Filmi yapmamızın sebebi aslında şu. Her yıl maalesef sayısı giderek artan kadın cinayetleri toplumumuzda kanayan bir yara. Özgecan Aslan'ı tercih etme sebebimiz de Özgecan Aslan maalesef dünyada en çok haberi yapılmış 3. vaka ve kadın cinayetlerinin de bu ülkede sembolü olmuş durumda maalesef ki. O nedenle Özgecan'ın hayatı üzerinden de bütün cinayete kurban gitmiş kadınların sesini duyurmak için bu filmi yapmaya karar verdik. Aileyle işbirliği yapmak gerekiyordu. Aileyle iletişimi kurduk. Onlarla işbirliği yaparak senaryosunu yazdım ben. Bu senaryoyu da tamamen bu toplumdaki sistemin kadına bakış açısının nasıl olduğunu ve bu bakış açısının aslında kadını ezen, sömüren, yok eden, sadece cinayet olarak değil, kadını hani mobbingler uygulayarak yok eden bir sisteme dönüştüğünü. Kadının hayattan koparılması demek sadece öldürülmesiyle gerçekleşmiyor maalesef. Bizler eşimizden, sevgilimizden ayrılırken yaşadığımız korkularla, iş yerinde patronlarımızdan, amirlerimizden işte taciz mi görürüm, mobbing mi uygulanır, cinsiyetimden kaynaklı ötekileştirilme sorunlarıyla karşılaşırım şeklindeki yaşadığımız korkularla, sokakta tenha bir yerde yürürken yaşadığımız korkularla, gece bir yerden bir yere giderken yaşadığımız korkularla, dolmuşu otobüste taksiye bindiğimizde özellikle dikiz aynasından bize bakan şoförün taciziyle yaşadığımız korkularla, eşimden boşanırken zarar görür müyüm, herhangi şiddetle karşılaşır mıyım, herhangi bir iftiraya maruz kalabilir miyim şeklinde yaşadığımız korkularla bizler zaten toplumdan koparılıyoruz. Hayattan kopuk olarak yaşıyoruz biz kadınlar. Çok daha enerji sarf etmek zorunda kalıyoruz hayatta varlık oluşturmak için. Dolayısıyla biz bu kanaatleri toplumdan kaldırmak zorundayız. Bunun da en etkili yöntemi sinemadır. Sinemanın modelleme teorisini hepimiz biliyoruz. Onlarca yıldır Amerika bunu kullanıyor toplumları dominatif edebilmek için, kendi fikirlerini, kendi kanaatlerini toplumlara yerleştirebilmek için, empoze edebilmek için bu sistemi kuruyor. Biz de aynı sistem üzerinden canın önemini, ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu bu topluma yaymak için, bu kanaatleri bu toplumda oluşturmak için bu filmi yapmaya karar verdik. Özellikle alttan gelen nesle bunu çok iyi anlatmak ve bu kanaatleri yerleştirmek çok önemliydi. Bunun için bir araya geldik ve bu filmi bu bağlamda dizayn ederek ön prodüksiyon çalışmalarına başladık. Henüz yayın tarihimiz netleşmedi ama biz Özgecan'ın ölüm yıldönümü olan 11 Şubat ta yayına girmeyi düşünüyoruz 2025 yılında. Ama bu kesin bir tarih değil henüz. Biz her yerden, herkesten bu filme destek bekliyoruz. Çünkü bu filmi duyurmak, kitlelere ulaştırmak çok önemli. Biz de filmi dağıtacak olan dağıtım şirketiyle konuşurken sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve bütün dünya ülkelerinde, belli başlı dünya ülkelerinde bu filmin vizyona girmesini istedik ki Özgecan'ın çığlığı üzerinden bütün cinayete kurban gitmiş kadınların çığlığını duyuralım ve kadın cinayetlerini tartışalım. Kadın cinayetleriyle ilgili etkili nasıl çözümler yapılabileceğini tartışalım. Özgecan yasasını gündeme getirelim ve bu yasayı uygulamaya geçirelim diye. Dolayısıyla her yerden, herkesten duyurulması için destek bekliyoruz bütün demokratik kitle örgütlerinden. Şöyle bir detay vermek istiyorum. Biz aslında bu filmin ön hazırlıklarına başlamıştık ve filmimiz şimdiye kadar Beyaz Perde'de yayınlanacaktı. Fakat filmimizin hazırlıklarına Hatay Arsus'ta başladığımızda 6 Şubat'ta depreme yakalandık ve ara vermek zorunda kaldık. Maddi olarak çok fazla kan kaybettik. Kendimizi toparlamamız tabii biraz uzun sürdü ve tekrar bu filmin hazırlıklarına başladık. Dolayısıyla da filmi duyurmak bağlamında herkese her şekilde ihtiyacımız. Şöyle aslında biz filmimizin odağı kadın cinayetleri olduğu için bu odaktan çok çıkmak istemedik. Çünkü bu çok evrimsel bir problem. Filmin içeriğinde Özgecan'ın ne kadar duyarlı, gerçekten ne kadar duyarlı, ne kadar yardımsever, ne kadar işte kendini geliştiren, sürekli okuyan, işte LÖSEV için paralar toplayan, işte Van depremzedeleri için paralar toplayan, bu konuda öncü çalışmaları olan bir çocuk olarak böyle bir anlayışa sahip olduğunu
altını çizdik, vurguladık. Ama biz tabii Alevi olduğunu, işte Kürt olduğunu anlatmadık. Fakat zaten bu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla da zaten bu filmde bu kesimin ne kadar duyarlı olduğunu da belirtmiş olduk. Tabii olayın gerçekleştiği geceki çekimler Mersin'de ama diğer şeyler, işte diğer mekanlar Hatay'da ve Kıbrıs'ta da var. Yani Kıbrıs'ta da bulunmuş Özgecan bir süre ve Antalya'da da var. Turizm ve otelcilik okuyor zaten. Burada staj yapıyor.